Güzeliz bu akşam. Saatinize. Bir de şu kardeşim iyi olsaydı. Bak vallahi kardeşimdir falan diye söylemiyorum ha. Bu oğlan beni dinlese, şimdiye çoktan dönmüştü köşeyi. Daha 83 yılında söyledim ben buna. Oğlum kafanı çalıştır. Hemen ihracata yönel dedim. Daha yeni aklı başına geldi. Yalan mı? Söylemedin mi? Abi bırak şimdi gecenin bu saatinde ihracatı filan. Şurada tatlı tatlı dinleniyoruz işte. Bak 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 bak. Dinleniyormuş. Bunlar çalışıyorlar da sanki bir de dinleniyorlar. Ulan sizinki beleşten götürmek be. Hadi ya, içmeye mi geldik, iş konuşmaya mı? Şerefe. 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 Hadi yarasın. Şerefe. Abimi severim. Hem de çok severim. Bende bitip tükenmez bir sevme yeteneği vardır. Çişin gelmedi mi? Yo, evden çıkarken muhakkak hallederim. Böyle yerlerde hiç giremem oraya. İyi halt edersin. Aa, yeni mi kız bu? Nereden aldın? Yo, eski canım. Ne zamandır yüzüğü müzüğü unuttuk. Ay ben hiç görmemiştim. Çok beğendim vallahi. Montrü eski mi bunun? Evet, taşları değiştirmiştim. Birkaç yıl önce. Koca koca, bak el alem karısına neler almış, gördün mü? Yok kız, kendi paramla vallahi. Yani ayrımız gayrımız yok ama hediye falan değil demek istedim. Bir söyle, binah dinle kaseyi Fafur'dan. Hem Ali. Yüzük nedir be Zeki? Bana insan lazım, insan. 22 yıl her mihnete katlanacaksın. Anladın mı? Sonra senin param benim param. Yok yüzük, bok püsür. Aa, hadi çocuklar, sorduğuma pişman ettirmeyin beni. Biz çok yüzük gördük de, dost gördük mü? Arkadaş gördük mü? Hani şu hayat arkadaşı falan. Kimseye güvenebildik mi? Sen ondan haber ver usta. Aa, ne dedim canım şimdi ben? 40 yılda bir yere götürsün, onu da boğazıma tıkar. Deli mi ne? Ben burada sizlere gıpta ederken... Ne? Gıpta mı? Tabii ya, hepiniz çalışan insanlarsınız. Ben evde oturuyorum, öyle bir şey üretmeden. Bu domuzun yüzünden. Bak şimdi, ben buna bozulurum işte. Numara yapma.
Ben değil miyim sana kaç defa şu hukuk tahsilini tamamla diyen? Ay doğru valla, şaka yapıyorum. Keşke o zaman seni dinleseydim. Gönül bak, laf olsun diye söylemiyorum. Hiçbir zaman geç kalınmış değildir. Senin nasıl yetenekli, nasıl derler, cevval bir kadın olduğunu hepimiz biliyoruz. Dinim hakkı için sen becerirsin. Vallahi bu halinle becerirsin. Aman Melih, geçti artık bizden bu yaştan sonra. Bak, nasıl yaparım bilmiyorum. Bak, vallahi bir dene. Örnek olursun, gözüm çıksın başkalarına. Utanırım bu yaştan sonra. Hey millet, yarın işe kalkacağız. Hadi bakalım, gidiyoruz. Kimsenin niyeti yok galiba. Senin çişin gelmiştir artık. Geldi. Hadi. Şu tarafta. Size refakat edeyim mi? Yok canım, ne refakati? Sandal safhasına çıkmıyoruz ya. Melih, karıyı gördün mü? Geçti tam oğlanın karşısına, çadır kurdu. Oğlum, nasıl vaziyetler? Ne vaziyeti? İki kocadan dul bakire vaziyeti. Aman abi ya! Melih gördün mü çünkü zampara? Burada tuvalet kağıdı yok. Burada peçete var, al. Ver. Herif beni ihraç malı zannetti galiba. İki kocadan boşandık ya, açık kapı. Geleni buyur edeceğiz diye düşünüyor salak. Boş ver. Bana bir defa bile yeteneklisin demedi. Ha? Üstüme geliyor. Bıktım kim? Artık. Kim be? Benimki. Ay, aman erkek değil mi, köküne kibrit suyu. Onlarsız da yapamıyorsun ama. Hiç bile. Bundan sonra eteğime dolananı köpek yerine koymam ben. Şu pudrayı alsana, benim çantama girin. Oldu, alayım, ver. Sende bozuk para var mı? Var cebimde. Ne? Yahu biz dört karides yedik mi? Ne olmuş? Hesap mı gelmiş? Adam başı ne kadar? Çok rica ederim. Siz bu gecelik benim misafirim olun. Yok canım, olur mu? Lütfen, ne münasebet? Yok. Bu lakerdayı kim yedi be? 12.500 lira! Aman Zeki, o kadar da cimri olsan bari. Versene şunu bana! Buyurun! Lütfen dedim, çok rica ederim! Yapmayın lütfen, Allah aşkına! Hayır, kaç para veriyoruz? Adam başı ne kadar düşüyor? Adam kadar başı 17.500 lira! Buyur, al! Lütfen dedim! Sende 5.000 lira var mı? Taksi için de bozuk para var bende! Al! Rica ederim! Teşekkürler! Hesap şüpheliydi! Hadi kalkalım mı? Kalkalım! Buyurun! Yine bozmuşlar bu Meret'i. Bozuk değil, sağa doğru kıvır. Yanmıyor yahu işte, sağa solu var mı bunun? Allah Allah! Yahu şöyle! Herkesi yeteneksizlikle suçlayacağını, evin otomatiğine basmasını öğren önce. Nereden çıktı şimdi bu? Bilmem, yetenekli bir avukat bulup danış istersen. Ha, şu mesele! Bozuk bir saatli bomba gibisin. Nerede patlayacağın, ne zaman patlayacağın hiç belli değil. Hiç değilse bunu anlamış olman sevindirici. Bir de ben patlarsam tam patlarım. Hiçbir şeyden zevk almamaya başladım zaten. Şimdi niye yanmıyor bu Allah'ın belası holün lambası? Ampulü yanmış, haberin yok mu? Yok. Var mı bir diyeceğin? Terliklerim nerede benim? Cehennemin dibinde. Ne bileyim ben? Kim bilecek peki? Bu evin hanımı sen misin, ben miyim? Bilmiyorum. Sen benim terliklerimin nerede olduğunu biliyor musun? Oo, özgür kadın feryal ağızları bunlar! Sıkıştın mı oraya buraya saldırırsın. İncelik, nezaket, anlayış hak getire! Ne anlayışı? Hasta filan mısın? Ah! İnsan yalnız hasta olunca mı kocasından nezaket bekler? Biz nezaket görüyoruz da sanki. Çok bozulduk biz, çok! Eskiden böyle miydik? Güvenmiyorum artık sana. Hiç güvenmiyorum. Evlendikten sonra çalıştırmayacaktım seni. Kendi başıma bela ettim. Benim bugünkünden daha başarılı olmam mümkündü çünkü. Ama benim başarımla aşağılık kompleksine kapılmanı istemedim. Bana söylediklerinin hiçbiri doğru çıkmadı.
Hiçbiri gerçekleşmedi. Aynı partiye bile oy vermiyoruz artık. Seni beyaz atlı bir şehzade zannetmiştim. Gelinlik bile giydirmedin bana. Tanımadığım ülkelerde dolaştıracaktın beni. Hayatım boyunca iki defa mavi yolculuğa gittim. Hepsi o kadar. Son defasında da hatırlarsan dargın dönmüştük. Sonuçta ne oldu? Sıfıra sıfır elde var sıfır. Ben böyle nasıl derler? Bu halde kalacak adam mıydım be? Benim İstanbul'da işim var dedin, Samsun'a bile gitmek istemedin fırsat çıktığında. Burada hala müdür yardımcılığına siftiniyoruz. Siftiniyoruz ya, yalan mı? Rate yaptın beni, rate! Ben ahçı mıyım be? Gündelikçi miyim? Necla Hanım reklam şirketinde sekreter. Üniversiteyi senin yüzünden bıraktım ben. Edebiyat fakültesinin ne cürmü varmış? Öğretmen mi olacakmışım? Esas üniversite hayatın ta kendisiymiş. Birbirimizi seviyoruz ya. En iyisi birbirimizin öğretmeni olmakmış. Yalan! Artık anladım ama geç oldu biraz. Artık sana güvenmiyorum. Ben de sana. Bana güvenmiyorum. Allah senin belanı versin. Ya o sana bir şey söylemiyorum, musluk patladı. Ne musluğu? Necla koş, evi su basacak, koş! Ne suyu? Aa! Musluğu kırdı! Ne dedik sana, bir anahtar bul şuradan. Ya ben şimdi nereden bulayım o anahtarı? Kapıcıyı çağır, git, koş! Deli misin sen de? Ben bu kırıkta ben kapıcıya falan gidemem. Ben mi gideyim yani? Ben mi gideyim? Sen git! Zaten elinden kaldın, hem bu! Elinden bir bok ya! Al bakalım, elinden bir bok ya! Durma orada, öyle git, kapıcıyı çağır diyorum sana! Ben bu saatte kapıcıyı falan çağıramam! Ya! Bana ne? Evi su basacak! Ya. Elinden de zaten bir bok gelmez! Ali efendi! Ali efendi! Kıvardın mı be adam? Esma Hanım, Ali efendiyi kaldır da bizim musluğa bakıversin. Musluğa mı? Ali nerede ki? Ya o musluk bozuldu da bir bakıversin diyorum. Evi su basacak yoksa. Ali köye gitti ya Salih Bey. Melih, benim adım Melih. Öğrenemedin gitti. Melih ya Melih. Ben bak ne dedim şimdi ki? Ali efendi yok ha. Peki ne olacak şimdi? Sen bekle. Tamir aletlerini alayım, ben hallederim. Sen mi halledersin? Hadi hayırlısı. Yahu buranın otomatiği neredeydi? Geldik, geldik! Gel Esma Hanım, gel! Bırak bakayım sen şunu! Abo! Siz bunu kırmışsınız be! Herhalde! Tut şunu, tut! Bırak! Vanası varmış. Deseydin aşağıdan ana vanadan kapatırdım. Ana vanası da varmış. Bu pantolon ne olacak şimdi? Islak, ütüsü yok. Koy kaloriferin üstüne kurusun. Çok kadınca bir laf doğrusu. Bir şey rica edebilir miyim?
Buyurun hanımefendi. Elektriği söndürür müsün? Ne oluyor? Hiç. Garip bir şey mi var? Hiçbir şey olmamış gibi. O işte bu işin ne ilgisi var? Hala mı bak? Duygum yok mu benim? Bizde duygu yok değil mi? Bunca yıldır anlayamadınsa. Şimdi sen beni suçlu çıkarırsın. Boş ver. İnceldiği yerden kopsun. Ayakların çok soğuk. Evet. Hastalanmazsam iyidir. Isıtsana biraz. Seninkiler de pek sıcak değilmiş. Aman! Başlama gene. Başlamıyorum. Bana dönsene. Sen dön. Ben bu konuda pek yetenekli sayılmam. Uzatma, tamam. Ben dönüyorum. Fark etmez. Ben de dönerim. Ne de olsa görevimiz. Ben görev olarak görmüyorum. Yaşamımızın bir parçası. Nerede o eski günler? Gaz mı kokuyor? Gaz mı? Telaşlandırma beni şimdi. Boş ver. Bana öyle gelmiştir. Banyonun ışığını açık bırakmadın değil mi? Bırakmamışımdır. Bırak şimdi. Sen kokunu değiştirmişsin. Nihayet farkına vardın. 4 ay oldu. Allah kahretsin. Moralim bozuldu benim. Ne olacak canım? Yorgunsun belki de. Kafamı bozma sen de şimdi. Hiç yorgun olmadık mı bugüne kadar? Moralim bozuk diyorum. Bağırma bana lütfen. Bozuksa düzelir. Hem beni suçlamaya kalkma. Kimi suçlayacağım peki? Moralimi bozan kim? Yalnız bugün değil, kaç zamandır hiçbir şeyin tadını tuzunu bırakmayan kim? Ben miyim? Yok, ben miyim? Bak, beni katiyen ciddiye almayıp sinirlerimi bozan, neredeyse hastanelik eden sensin. Doktora görünmen gerektiği doğru ama bunun suçlusu ben değilim. Sensin. Delirmişsin sen. Doğru ama doktora görünmesi gereken de sensin. Çıldırtma beni! Vurma bana! Başka çare kalmadı galiba. Ayrılmaktan başka mı? Bilmem. Senin aklına başka bir şey geliyor mu? Bilmem. Sen her şeyi daha iyi bilirsin. Erkeksin ya. Anlatsana. Karı koca arasına girilmez ama biz yabancı değiliz. Ne bileyim. Vallahi kafam öyle karışık ki. Belki de her şey bitti artık. Biter mi ayol? Canını çıkarmadan bırakır mı o seni hiç? Vallahi güçlü çıkarırsa kendi bilir. Ben tasımı tarağımı toplar giderim. Yahum Eli. Bilmem kaç yıl aynı yastığa baş koydunuz. Böyle zırt diye bitirilmez. Bakar mısınız? Meğer zırt diye bitermiş işte. 2 yıl önce aklıma bile gelmezdi böyle bir şey. Bunu hiç aklından çıkarmayacaksın. Bilgisayar. En önemli. Bana bak. Geldi. Tabii. Ama şimdi...
Hadi oğlum, herkes yemeğini yedi. Kendine gel biraz. Çok istiyorsan gider karından af dilersin, olur biter. Yok ya, ondan değil. Kendimi ne kadar genç hissettiğimi anladım birden. Tamam, buldum. 2 yıl önce televizyonda yayınlanmış. Ecla, bugün biraz iyi değilsin galiba. Üzüntülü gibisin. Bir şeye mi sıkıldın sen? Bilmem efendim, öyle mi görünüyorum? Bir şeyin var da söylemiyorsan daralırım. Biz burada bir aileyiz. Sağ olun efendim. Evraklar bunlar. Siz isterseniz bir göz gezdirin. Söylentileri varken. Yine başka bir kente gitmek istemeyecek tabii. Hep böyle yaptı. Hep birazcık daha yükselmeme engel oldu. Sofrayı kurdun, onu bekliyorsun ha? Belki de kararını perçinlemek için bu gece gelmeyecek. Aptal mısın sen? Daha önünde yaşanacak bir ömür var. Küçük bir reklam ajansının müdiresi bile değilsin. Sen de aşağılık kompleksi var oğlum. Hele şu kendine olan güven duygunu bir kazan bakalım. Ölmek var, dönmek yok. Her şey daha iyi olacak. Eski gençliğine kavuşacaksın. Sana yalvarmadan kararında bir değişiklik olmayacak. Anlaşıldı mı? Hem belki beker olursan işinde de yükselme şansın artar birazcık. Biliyorsun, bu ışık için de aşağılamıştı seni. Ölmek var, dönmek yok oğlum. Evde yemek yoktur herhalde. Buzdolabında belki bir şeyler vardır. Karar verdin herhalde. Ne kararı?
Mahkemeye kim başvuracak? O kadar meraklı olduğuna göre sen. İtiraz etmediğine göre sen de aynı fikirdesin. Sen başvur. Nafaka falan isteyecek değilim. İyi. İkinci kanalda ne var? Bilmem. Ben bu kanaldan memnunum. Bunlar ne? Neler? Ha, iki sönmüş mum. Çok anlamlı. Mahkemeden. Anlaşılan bitiyor bu iş. Artık. Hayır. Yalnız kalmadım. Her şeye yeniden başlayabilirim. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Galiba yalnızım. İlk geceden özledim galiba. Ayrılığın şerefine Meli. Kurtuldun. Tamam ya, bitsin. İyi oldu. Biraz haddini bilsin. Neydi o havaları, tavırları? Çan çan çene. Şimdi böyle otel odalarında mı günlerin geçecek? Yalnız mı kalacağım yoksa? Hah, evlenirim. Kadın kıtlığı mı var? Erkeğim ben. Yakışıklıyım da. Kızı olan kız bile alabilirim. Canavar gibi. Aa, bak moralini bozarsan hepimiz darılırız vallahi. Ne yalan söyleyeyim, vallahi çok şaşırdım. 20 yıldan fazla olmuştu değil mi? Ağzım açık kaldı. Birdenbire ayrılmaya karar vermek nereden aklınıza geldi? Birdenbire olur mu gönül? Epeydir aramızda bir tatsızlık vardı. Melih'in kaç gündür otelde kaldığı doğru mu? Hiç haberim yok. İlgilenmiyorum da. Hadi kendine gel biraz. Dün
Dünyanın sonu değil ya, bana bak. Ben olsam inadına yaşamaya başlarım vallahi. Ben de başka bir şey yapacak değilim. Sahi mi? Bir dakika Gönül. Dur bir dakika dur. Yanlış anlama. Atışmaya falan gelmedim. Konuşmamız gereken şeyler var. Merhaba Gönül, ne haber? Ah, vallahi ne olsun Melih'cim. Ben de kalkıyordum zaten. Necla'cığım beni ara. Demin bahsettiğim yemeğin tarifini sana telefonda veririm. Tamam. Aa, zahmet etme Allah aşkına, ben yolu biliyorum. Olur mu Eşe? Melih'cim görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Hiçbir değişiklik yok. Var var. Tek değişiklik, dekor parçalarından birinin eksik olması. Öyle mi? Ne yazık ki parçalar daha da eksilecek. Eksilecek mi? Nedenmiş o? Herhalde eşyaları bölüşeceğiz. Öyle ya. Eşyalar ikimizin. Yani yarısı senin. Ama nasıl becereceğiz bu işi? Önce sen istediklerini söyle. Çok naziksin. Çok aceleye getirmiyor musun bu işi? Daha boşanmadık bile. Biliyorum. Caymaktan, duygusal olmaktan. Ya da ne bileyim, herhangi eski bir alışkanlığa kapılmaktan korkuyorum. Özür dilerim. Şu an sana epey kaba göründüğümün farkındayım. Hep kabaydın. Hiç inceldiğini görmedim. Bugün hariç tabii. Allah'tan benim de duygusallığa kapılmak gibi bir niyetim yok. Tamam. Hakkın olan eşyaları ben sana gönderirim. Ben ne halt ettiğimi biliyor muyum? Eğer bundan sonra makyaj falan yapacaksan tabii. Dolap. Dolap kalsın. Yatak. Yatağımı vermem. Küvette yatacak değilim ya. Salondakilerin hepsini alsın. Piyanoyu da vermem. Annesi hediye etmişti bana. Bu odada. Yastığını istemiyorum. Ya hiç anlamadım gitti. Ah, teşekkürler. 89. dakikada gol yenir mi yahu? Adam kaleci değil, cansız. Aman! Bırak abi Allah sen. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seninki de o hesap. Boş versene sen. Hem de fauldü. Siz de ne kadar fanatiksiniz. Fanatik değil, sevgi Erdal'cığım, sevgi. Bana kalırsa siz sevgiyle fanatikliği karıştırıyorsunuz. Hadi be. Sıkıldın mı güzelim? Aman boşver, keyfinize bakın. Aa çocuklar, bakın kim geldi. Şu tarafa geçelim. Bakar mısınız? Gördün mü senin yere bakan yürek yakanı? Vakit geçirmeden bulmuş bir şeyler. Ha, buymuş demek. Geçen de anlatıyordu dairede. Kızmış bu biliyor musun? Anasının kızı herhalde. Bu kızla evlenecekmiş ha? Ya bu adam neyi ispatlamaya çalışıyor? Ya ilgilenmeyin canım. Biz kendi dümenimize bakalım. Kadın fena sayılmaz ama. Tam olgunluk çağına girmek üzere. Bugün mahkeme kararıyla ayrıldıklarını biliyor musunuz? Aa, sahi mi?
Bugün de aklımdaydı. Kaç gündür aramadım kızcağızı. Ne güzel yermiş burası. Hmm. Hep buraya geliriz biz arkadaşlarla. Şerefe. Ah, benim bir fikrim var. Hadi atlayıp Necla'ya gidelim. Böyle bir günde onu yalnız bırakmak olmaz. Ah, hadi vallahi gidelim. Aa, oturun ya, nereden çıktı şimdi bu? Vallahi isteyen gelir, istemeyen gelmez. Ben hesabımı öder giderim. Bir dakika canım, olur mu öyle şey? Garson, hesabı rica edeyim. Necla'cık çok şaşıracak. Vallahi çok iyi oldu. İyi hatırladın. Aha, ben de özlemiştim. Hadi gelin. Hadi çıkalım. Ah, nereden çıktınız? Ah, Necla, ne güzel olmuşsun. Sürpriz yapalım dedik. Çıkıyor ya muydun yok? Şey düşünüyordum ama buyurun. Oo, hoş geldin. Çok güzel. Merhaba. 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 Ben Erdal. Davetsiz misafir. Beni de içeri alır mısınız? Ah, tabii buyurun. Durun be, sen benim yanıma gel. Vallahi güzel olmuş. Ben tabii alayım. Koy onları şuraya. Ya çocuklar, niye zahmet ettiniz? Ver üstündekini alayım. Ama ne niyetinizle geldiniz? Yeni duydum, aldırma. Erkek milleti eşektir. Ben dahil. ne oturuyorsunuz? Aa, hadi şunları alın bakayım içeri. Bir dakika, ben bunu alırım. Hadi hop. Tamam. Sen otur, biz hallederiz. İyi, ben de müzik koyayım bari. Hemen yaptınız be. Görmeyi güzelim Bahçacığım. Az daha yakalayamayacaktık ha. Nereye gidecektin peki tek başına? Bilmem. Bir yerde çıkıp öyle oturacaktım. Hoş çıkmazdım ya. İyi ki geldiniz. Neyse, bunun yarın akşamı da var. Kukumav kuşu gibi tek başına oturacak değilsin ya evde. Esat'ı sormayacak mısın? Ha sahi, aranız nasıl, iyi galiba? Aman, o kadar üstüme geldi ki. Denemesi parayla değil ya, ne yapayım? Nasıl yani? Yani gittiği yere kadar gider. Biz de böyle artık. Vallahi şekerim, bana kalırsa o konuda yok, çok haksızsın. Çünkü o gün senin bildiğin gibi olmadı. Hadi iç iç Şerefe. Çok üzüldün değil mi? Haklısın, kolay değil. Satanasını be, boş ver. Dünya dönüyor. Sen de fıstık gibi olmuşsun hani. Ne demiş şair? Tak takıştır, inadına gel meyhaneye. Dostum değil misin? Zeki Bey, aile var burada. Ah tabii, biz bir aileyiz değil mi? Şerefe. Hadi Şerefe. Abin de cinsa, karısı yanında olmasa iyice yeşillenecek Necla'ya. Sen Erdal'a baksana. Tavşan görmüş tazıya döndü. Farkındayım. Çocuklar, Mavi Ay başladı galiba. İzlemek ister misiniz? Aa, çok iyi olur valla. Geçen hafta kaçırmıştım ben onu. Ben de şu müziği kapatayım. Annesi var, bunu seyrediyorsunuz. Ne güzel oturuyorduk ya. Ben çok seviyorum. Al münasebet isterim. İsterim çünkü ne de olsa ara sıra görüşeceksiniz. Bazı olaylarda, ofis partilerinde seviyoruz. Bir dakika. Beni uyarmana hiç gerek yok. Cinsin. Ay canım, her şey için çok teşekkürler. Hoşça kal, görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Hoşça kal, iyi geceler. Güle güle canım. Tak takıştın, sürsürüştün. Sizi tekrar görmek benim için çok büyük bir mutluluk olacak. Çok naziksiniz. Neden olmasın, kısmetse? Kısmete bırakmayalım. En kısa zamanda arayacağım sizi. İyi hoşça geceler kalın. Erdal Bey. İyi geceler. İyi geceler. Çocuklar, gene bekliyorum. Oldu, görüşürüz. Tabii, geleceğiz. Of! Bu adam da nereden çıktı?
Allah kahretsin. Hava soğumuş galiba. Aman yavaş. Şimdi ısınacak bir şeyler buluruz. Dul diye kadının içine düşecektiniz. Hele sen bak zeki, gözünü çıkartırım vallahi seni. Ayıp ettin şimdi. Necla bizim kardeşimiz, bacımızdır karıcığım. Otur, otur. Rica ederim, rahatsız olma Necla, otur. Hiçbir şey doğru dürüst yürümüyor bu ajansta. İnan bana, doğru dürüst çalışan bir tek sen varsın. Kafam öyle karışık ki senin üzüntüne bile ortak olamadım. Yani öyle sadece iş düşünen bir adam değilimdir ben aslında. Yok canım, rica ederim. Geçti bitti artık. Doğru. Meğer zamanla her şey eskiyormuş Turgut Bey. Her şey değil Necla. Bazı şeyler, insanın bir türlü taşıramadığı, dışarı atamadığı bazı şeyler vardır. Onlar hiç eskimez. Üstelik her erkek diğer erkekler gibi hareket etmesini de beceremez. İzin verirsen seni bu akşam yemeğe çıkarayım. İçimdekileri dökme fırsatını verirsin bana. Olur. Beni kırmadığın için teşekkür ederim. Akşam evden alırım seni. Hı hı. Alo, buyurun efendim. Peki, bir dakika, sizi istiyorlar efendim. Alo. Ha efendim karıcığım. Hadi Şerefe. Turgut Bey, çok içtiniz ama. Necla Hanım. Ben erkekli kadına gönül düşürecek adam mıyım? Ama sizi, inanın yani büyük bir, nasıl diyeyim, şeyli diye yani bir ihtirasla şey yaptım. Ay Turgut Bey, lütfen rica ederim. Kocanızdan ayrıldığınızı duyduğum zaman nasıl mesut oldum, nasıl içim cız etti. Yani bu tenakuz benim hayatımın mihenk taşı. İnanın Turgut bana. Turgut Bey, bırakır mısın elimi? Sesinizi de fazla yükseltmeyin. Çocuk musunuz siz? Siz şu anda benim kalbimin sesini duyuyorsunuz Necla Hanım. Madem ki kocanızdan ayrılmış bulunuyorsunuz, sizi asla kimselere aç kurtlara kaptırmam. Turgut Bey, susar mısın? Garson Bey, lütfen hesabı. Abi tutun bana, ben sana yardım edeyim. Yokmuşum ben inanamıyorum. Tamam, siz bana bırakın. Sana kalbimin en gizli sayfalarını ayırdım Necla. Beni reddetme, bana söz ver. Beni aldatmayacağına söz ver. Sana ev tutarım. Başımın tacı yaparım seni Necla. Ayaklarının altında paspas olurum Necla. Turgut Bey susun, evinizdeyiz. Sana 3 yıldır açılamıyorum. İlk defa bugün açılabildim. Çok mutlu edeceğim seni. Beni bırakma Necla. Seni çok seviyorum. 3 yıldır çok seviyorum seni Necla. Bırakma beni. İstediğin her şeyi yaparım. Turgut Bey, sarhoşsunuz siz. Hiç içmezsiniz. Necla nerede? Necla. Of, gidelim kardeşim.
siz miydiniz? Şaşırdım tabii bu saatte. Evet, biraz önce geldim. Evde yoktum. Hayır, bir kız arkadaşımla. Nasıl? Size söz mü vermiştim? Özür dilerim, hatırlamıyorum. Ya... bilmem ki... Hayır, yarın olmaz. Bilmem... Belki pazar günü. Tabii. İyi geceler. Seninki evleniyormuş. Evlensin tabii. Söküklerini dikecek biri gerekli ona. Sen toplantıdayken telefon ettin. Hı? Heyecanlanma canım. Kooperatif işi için aramış seni. Kooperatif mi? Hani geçen yıl ev için girmiştiniz ya... ...bundan sonraki taksitleri nasıl ödeyeceğiz diye soruyor. Sen mi o mu? Sonunda ev kimin olacakmış falan filan. Aa, telefon numarası da bıraktı. 145-45-45. Ne kolay değil mi? Kasap et derdinde desene. Ne sandın ya? Sen de savunup dururdun o herifi bana. Boş ver. Herkesin kendi hayatı. Öyle diyorsun ama sen de kukuman kuşuna döndün. Hiçbir yere çıktığın yok. Aa, hiç de değil. Çıkacağım, görürsün. Görürüz bakalım. Necla Hanım, size kendimi affettirmek istiyorum. Bu gece acaba... Turgut Bey, sinirlerim pepemde zaten. Lütfen, rica ediyorum. Tamam canım, ben seni ararım. Güle güle. Konuşmamız gerek. Ne konuşacağız? O kadar yıllık hukukumuz var. Daha uygar davranabiliriz birbirimize herhalde. Elbette. Yalnız belki sen korkmuyorsun ama ben dedikodudan çekiniyorum. Terliklerimi kim attı oraya? Nereye? Bilmem. İyi saatte olsunlar herhalde. Merhaba. Size layık olanlarını bulamadım ama... Neden zahmet ettiniz? Eski kocam Melih Bey, arkadaşım Erdal Bey. Ben şu çiçekleri vazoya Ben gideyim. O işi başka zaman konuşuruz. Yeni arkadaşlarından fırsat olursa tabii. Güle güle. Terliklerini unutmuş da. Yine unuttu. Bu durumlarda ne gibi laflar edilir pek bilemem de. Ben de. İçimden geçenleri size anlatsam acaba rahatsız olur musunuz? Lütfen, istediğiniz gibi konuşun. Arkadaşlarımla size geldiğim günden beri gözümün önünden hiç gitmediniz. O akşam gözleriniz hep bendeydi de ondan. Evet, o gün bende çok büyük bir elektriklenme oldu. Sizi beğendiğimi fark ettiniz mi acaba? Anlaşılmayacak gibi değildi ki Erdal Bey. İnanın, hayatımda böyle bir duyguyu ilk kez yaşıyorum. Bunu size anlatmak çok zor tabii. İsterseniz önce kendimi size anlatayım. Bir sigorta şirketinin ortak sayılırım. Artı prim falan. Şey için söylüyorum, birbirimizden gizlimiz saklımız kalmasın diye anlatıyorum. Ne o, sıkıldınız mı yoksa? Sıkıldıysanız lütfen söyleyin. Yoo. İsterseniz dans edebileceğimiz daha rahat bir yere gidelim. Sağ olun Erdal Bey. Artık 18 yaşında değiliz. Malum, sabah erken iş. Sabahları da pek erken kalkamıyorum artık. Artık size kızmaya başlıyorum ama. Dünyayla aranızda sanki duvar örmüşsünüz. İnsanlardan kaçıyorsunuz. Buna hiç hakkınız yok. Her şey yeniden başlamak için hiçbir zaman için geç değildir bence. Doğru değil mi?
İyi geceler Erdal Bey. İyi geceler. Necla Hanım. İyi geceler demiştim ama bir kahve davetinize hayır demem. Gecenin bu saatinde mi? Bir kahve içip çıkacağım canım. Korkmayın, ben adam yemem. Peki buyurun. Buyurun. Teşekkür ederim. Demek eşyanın yarısını değil, hepsini götürdü ha. Amma aç gözlüymüş, hiç yakıştıramadım. Yok canım, normal bu. Ben verdim. Her şeyde onun da hakkı vardı. Yatak odasını da mı aldın? Burada mı yatıyorsunuz? Yo, öyle koydum. Televizyon seyrederken iyi oluyor. Sizinki evlenmiş ha. Zeki söyledi laf arasında. Bilmem, olabilir. Artık özgür bir erkek. Siz de artık özgür bir kadınsınız. Bir şeyler yapmayı düşünmüyor musunuz karşılığında? Nasıl yani? Bir kadın kocasının ihanetine nasıl karşılık verirse öyle. Yanlış mı düşünüyorum? Erdal Bey, rica ederim. Yanlış anlamayın lütfen. Siz evlenmeyi ya da ne bileyim ben nişanlanmayı düşünmüyor musunuz yani? Vallahi Erdal Bey, hiçbir şey düşünecek halde değilim. Siz şöyle buyurun, ben size bir kahve yapayım. Teşekkür ederim. Zahmet oldu. Ay kusura bakmayın, sakarlığım üstümde, biraz tabağına döktüm. Aman efendim, hiç önemi yok. Ne oldu? Kahveyi döktüm üstüme. Ay benim yüzümden oldu. Aman boş verin canım, hiç önemli değil. Ama pantolonunuz? Olsun, ben bir dakikada banyoda hallederim şimdi onu. Banyonuz bu taraftaydı değil mi? Şu tarafta, evet. Teşekkür ederim. Şu karşıki kapı. Ersin. Kahretsin bu suları! Necla Hanım! Efendim! Necla Hanım! Evet! Bu musluk kırıldı! Nasıl? Bilmiyorum nasıl! Yine musluk kırıldı! Ne yapacağız şimdi biz, bunlara söyler misiniz? Dur, bir dakika dur bakayım! Aniden olacak! Çabuk olun lütfen! Biraz çabuk lütfen! Ne kadar bilsen bilirsin! Tamam, Sıvan'ı bir dakika öyle tutun, ben şimdi tamam, geliyorum! Peki, tutuyorum! Şu kapıcıya bir sesleneyim! Kapıcı olmaz! Yoksa dinle olursun. Tamam tamam. Bir dakika da hallediyorum. Ay kaçtı. 145 tamam. 145. Telefon çalıyor, bakmıyorsun. Alo buyurun. Kimi? Telefon sana. Bir kadın. Kimmiş bu saatte? Aman ne bileyim ben. Alo buyurun. Melih, musluk gene bozuldu. Ne? Gene mi musluk bozuldu? Evet, musluk! Hani kopmuş diye bir defa daha, yine öyle oldu! Ne yapacağım ben şimdi? Ne bileyim ben Necla! Yani şey... Gerçekten musluk için mi telefon ediyorsun? Tabii canım, evi su basacak neredeyse! Allah Allah! Ah! Melih! Aklımda telefon numaran kalmıştı, özür dilerim. Farkında olmadan arayıverdim işte. Rahatsız ettim. Bir dakika, kapıcıya insene. İnemem. Kapıcıyı falan istemiyorum evde. Neden? Evde biri mi var yoksa? Evet. Bir arkadaşım, hanım arkadaşım. Ha, tamam tamam, aklıma geldi. Çekmecenin arkasındaki vanaydı değil mi? Tamam tamam, hadi güle güle.
Necla Hanım, Necla Hanım biraz çabuk olun lütfen! Tamam, dur, tamam, tamam, öğrendim yerini, öğrendim. Öğrendim. Çekin siz şu tarafa. Tamam. Biraz çabuk ol. Şu vanayı kapattık mı? Kapandı mı? Evet. Oh. Deli bu be! Deli meli, hala senin peşinde. Yok canım, başlamayalım şimdi. Bence hemen başlayalım. Başla, neyime başlayacaksın? Yeter artık ama, üç kişi miyiz? Evlendiğimiz günden beri, Necla, Necla, Necla! Tırladı mı be, deli misin? Kız oğlan kız geldim sana. Şimdi şu halime bak, şu ellerime bak, sana yemek yapacağım tamam, diye. Tamam, ben dışarıda yerim. Şimdi böyle mi oldu? Her zaman öyleydi. Gömlekler ütüsüz, pantolonlarda ütü yok. Aa. Düğmeler kopuk, mutfağa aa, bok götürüyor. Aa. Çamaşırlar birikmiş, üstelik yeni evliyiz, nah böyle bir dil. Güya aile kızı aldık. Senin ailende benim gibi terbiyeli kadın var mı acaba? Hala senin aklın fikrin anam yaşında karıda. Necla'nın yaşı seni ilgilendirmez. A doğru, doğru. Aynı yaştasınız. Davul dengi dengine. Bende hata, bende. Babam yaşında adam aldığından işte böyle olur. Sen git o moruk kadına. Yok yok, hata sende değil, bende. Hadi bakalım Melih Bey. Böyle hadi ince boşanılır mı? Yahu, biz Necla ile 20 yılda bu hale gelmedik. Adam ne oldu? Ha? Adam mı? Ha. Hangi adam? Canım Erdal'ı işte. Sırılsıklam oldu tabii. Sonra? Nasıl sonra? Canım sonra yani şöyle soyunup dökülmedi mi kurulanmak için? Aman Feryal! Ne münasebet? Benim evim erkekler hamamıma. Deli sen de. Necla Hanım, Necla Hanım! Buyurun! Ay çok teşekkür ederim! Rahatsız etmeyeyim size! Rica ederim, ne demek, buyurun! Biraz erken çıktım, kafam kazan gibi. Hastalanıyorum belki de. Yok canım, sıkıntıdır. Vallahi hep sıkılıyoruz Necla Hanım. İnsan doğru dürüst tutulacak işten birisini bulamayınca... bir kadeh içer miyiz bir yerde? Eve gideyim ben, sizin de vaktinizi almayayım. Yok canım, ne vakti? Vaktimiz bol. Bir arkadaşımızla iki satır dertleşeceğiz şunun şurasında. Feryal bana yaramaz Necla Hanım. Neden? Çünkü fazla dik kafalı. Söyledim ona. Feryal'cığım bak, ben kendime bir hayat arkadaşı arıyorum dedim. Yoksa benim öyle gündelik maceralarla başım hoş değildir. Feryal iyi kızdır ama söylemek istediklerinizi anlamamıştır mutlaka. Boş verin. O sayfa kapandı. Biz kendimize bakalım. Şimdi şık bir yere gidelim ve güzel bir yemek yiyelim. Bir iki tane de atarız isterseniz. Sonra? Sonra size gideriz. Ne yapmaya gidiyoruz?
Artık herkes kendi marifetini gösterir Necla Hanım. Çocuk değiliz ya. Ya aklım başımdan çıktı vallahi. Yani ben bu hareketlere layık mıyım? Söylesenize. İnan ki çok üzüldüm. Hadi kendine gel biraz. Ben bir Nescafe yapayım sana. Sağ ol, eksik olma. Bu çocuğu adam edemedim ben. Köşeyi döndü ama adam olamadı bir türlü. Sen de büyütüyorsun be Necla. Nasıl yani? Ne bileyim ben, dul bir kadınsın. Elbette etrafında bir takım erkekler dolanacak. Yani? Yani ciddi bir niyetin yoksa ha Erdal ha Esat ne fark eder? Zeki sen neler söylüyorsun Allah aşkına? Doğruyu söylüyorum. Erkek milletini bilirsin. Siz yaşlı kadınların bakire duygularıyla hareket etmesi garip bence. He? Necla nerede? Bozuldu gitti. Gitti mi? Gitti ya. Bırak gönül Allah sen. Menopoz numaraları bunlar. Ver şu kahvemi. Allah Allah. İlk aşk olduğumuz yıllarda böyle miydik? Her bir resmini odamın köşelerine koymuştum. O da öyle diyordu. Birbirimizi çok seviyorduk. Evlendiğimizde her şey bizim olacaktı. Zengin olacaktık. Sanki bir tek ikimiz kalacaktık dünyada. Başka kimse yok. Sonra... Seneler sonra bak nasıl oluyor insan. Hiç aklıma gelmezdi. Söyleseler bile inanmazdım. Sizde öyle evlilik falan yok tabii. Kiminle işi pişirirsen tamam. Yo yanlış anlama. Öyle bir şey demek istediğimden değil. Yani namus meselesini anlatmak için söylüyorum. Ne namusundan bahsediyorum ben? Hesap soracak kimsem yok ki benim. Eğer sana hesap soracak kimsen yoksa ve sen yine de namuslu kalabiliyorsan işte ben ona namus derim. Aman sevin de kimseye söyleme. Sanki bunu anlayacak biri çıkacak da. Tamam bu konu seni fazla ilgilendirmiyor. Gelelim iş meselesine. Dinle beni. 5 sene önce de sekreterdim, hala sekreterim. Müşteri temsilcisi olacaktım. Bölüm yöneticisi olacaktım. Palavra. Çaktım. Elime bir defa fırsat geçti ama işte bende kafa yok ki. Oy canım, uykun mu geldi? Hadi gel gidelim namusumuzla uyuyalım biz. Vallahi şükür, öyle bir yoruldum yani anlatamazsın. Eski işini fark ettim ya, oh gönlüm rahat. Bir sabah pazarı. Vallahi ciddi söylüyorum. Hepsini takviyodan geçirdim, inan bana, çok iyi oldu. Aa, bak Erdal. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Ben gidiyorum, siz keyfinize bakın. Tamam. Hadi bay bay. Güle güle, görüşürüz. Buyurun. Hoş geldin Ümit abi. Necla'cığım, artık çocuk değiliz değil mi? Hiç kimseye güvenmiyorsun, bana da. Tamam, belki de haklısın. Ben sana kötülük edecek değilim ki. Bak, artık acele falan da etmiyorum. Her şeye razıyım. Diyorum ki, daha rahat gezebilmek, yani birbirimize daha rahat olabilmek için bir yüzük takalım. Nişan falan gibi. Bakarız. Eğer anlaşıyorsak, değil mi? Evleniriz. Ben... Hemen cevap verme istersen. Yarına kadar bir düşün. Bir gün az. Özür dilerim.
Bir hafta kadar izin ver bana. Tamam. Yeter ki kararın benim istediğim, düşündüğüm gibi olsun. Alo? Ah, Melih sen misin? Kooperatif işini mi konuşacağız? İstersen kapıdan uğrayıvereyim. Nasıl? Ben dışarıdan telefon ediyorum. Sigara almaya çıkmıştım da. Buraya gelme ne olursun. Dedikodu olur sonra. Olur ama kimsenin görmeyeceği bir yer olsun. Yarın buluşalım. Ne bileyim canım, çekiniyorum işte. Tamam. İyi geceler. Başka arzunuz? Sağ olasın. Sana rastladığım iyi oldu. Rastladığın mı? Burada kooperatifi konuşmak için randevuleşmemiş miydik? Öyle ya. Affedersin. Kafam öyle karışık ki. Bir şey mi oldu? Mesele de orada ya. Hiçbir şey olmadı. Burayı hatırladın mı? Tabii. Çok değişmiş ama. 20 senede tabii değişecek. İlk şurada mı oturmuştuk? Yoksa şurada mı? Şurada oturmuştum. Sana bir şey söylesem inanır mısın? Söyle. İlk buluştuğumuz günkü gibi heyecanlıyım. Ben de. O masada ne demiştin bana? Ne demiştim? Bıyık bırakmanı istemiştim.
O günden beri hiç kestirmedim biliyorsun. Melih. Hı? Bu ayrılık galiba kaybettiğiniz bir şeyleri kazandırdı bize. Evet. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ne oldu? Evdekinin akrabalarım gelecekmiş de. Seni bir daha görebilir miyim? Tabii. Eğer beni özlersen. Geç kalmadım değil mi? Yok, bekliyordum. Burada inşallah tanıdık birileri görmez bizi. Sanmam. Rezil olmaktan korkuyorum da. Şu halimize bak. Neyse, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Demek ikimiz de iyiyiz. Ne demek şimdi bu? Bilmem. İçimden öyle geldi. Öyle ya, haklısın. Herkes içinden geldiği gibi konuşabilse. Nasıl yani? Ne demek istedin şimdi sen? Bırak Allah aşkına, kavga etmek için mi buluştuk? Canım sıkılıyor zaten. Benim de canım sıkılıyor. Sinemaya gidelim mi? Tamam Rasti, hadi tüyelim. Bir şey soracağım. Bana doğru cevap ver. Evet. Musluğun bozulduğu gece, yani ben yokken evde olan adam. Daha önce evin kapısında rastladığım adam mı? Evet. Peki sonra ne oldu? Musluğu tamir ettirdim. Onu sormadım. Ne öğrenmek istediğimi biliyorsun. Hemen doktor canım. Benim adım Melih değil. Hayır istemem. Ciddi bir şey olabilir ama. Doktor polise haber ver. Yapanın cezalandırılmasını istemiyor musun? Tanıyor musunuz? Adı Rusty'ymiş. Günaydın. Erdal Bey. Kaçtır beni atlatıyorsun? Kapının önünde beklemekten başka çare bulamadım artık. Özür dilerim. Bu ara o kadar çok işim var ki. Yeni bir reklam kampanyası var. Böyle zamanlarda başımızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor. Benden kaçtığını biliyorum. Bana bir cevap verecektin ama ne oldu? Ama Erdal Bey, özür dilerim dedim. Yapamam. Ama cevabınızı bir an evvel vermek zorundasınız değil mi? Ben de artık yoruldum. İş kadınıyım ben. Bu cins ilişkilerden kurtulmak için boşandım. Özür dilerim ama cevabım hayır. Peki canım, hiç önemli değil. Madem sürekli bağlardan çekiniyorsun, biz de şey yaparız. Başka türlü sürdürürüz ilişkimizi. Yani özgür olarak, ha? Ne dersin? Özür dilerim. Benden hayır yok. Bakın, bir dakika, daha bitmedi. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika! Manyak bu be! Zamanında icabına bakmadık tabii. Aklınızdan geçenleri biliyorum! Allah'ım, iyice delirdim ben galiba. Son birkaç gündür beraberliğimizi geçmiş yıllara, yani flört dönemimize benzettim. İnanır mısın, aynı heyecanı yaşıyorum. Ben de. Hiç belli etmiyorsun ama. Şu anda kalp ve mide filmimi görmek istemem doğrusu. Ayrılığımız ikimize de zarar verdi.
zararlı çıkan ben oldum. Evlendin, bıraktın, terk ettin beni. Nasıl geldik biz buralara? Neden geldik? Sen de hiç çaba göstermedin ama. Evliliğimiz kurtulsun diye hiç emek vermedin. Ya sen? Bir gün sarılıp öptün mü saçlarımı? Affet beni dedin mi? Çocuğummuşum gibi sevebildin mi beni ha? Güç verdin mi bana? Ben de senden bekledim hep. Sarılmanı istedim. Haksızdım. Affet beni dedin mi? Ayrıldıktan sonra neler, neler oldu? Olanları anlatsam şaşarsın. Ama bana göre değildi bunlar. Ben bir tek şey söyleyeceğim. Yanımda olduğuna sevindim. Seni kollarıma almak, kötü günler geride kaldı demek isterdim. Ama sıkıştım kaldım Necla. Eski bir koltuk gibi döşemeye yapıştım. Bu da beni deli ediyor. Mobilyanı yenileyebilirim. İşimi bu kadar kolaylaştırma. Kendimi acımakla meşgulken dünyanın en anlayışlı kızını elimden kaçırmak istemiyorum. Ama gene de gideceksin. Hadi git istersen. Melih, biliyor musun? Ben de canım. Bir otele gidelim mi? Saçmalama. Beraber olmak istiyorum. Şimdi de bana metreslik mi teklif ediyorsun? Yanlış anlama lütfen. Öyle söyleyiverdin işte. Kırdın ama beni. Özür dilerim canım. Ne yapayım? İçimden geçeni söyledim. Aslında iyi tabii. Değişmişsin. Eskiden içinden geçenleri hiç söylemezdin. Sen de değiştin biliyor musun? Necla. Efendim. Biz yeniden aşık mı olduk yoksa? Biz zaten aşıktık birbirimize. Alo? Ah! Melih sen misin? Nasıl? Yok canım, ne özür dileyeceksin? Unuttum bile. Terliklerini mi? Kapıdan mı uğrayıp alacaksın? Yok canım, ne mahsur olacak? Tamam. Melih! Lütfen girerken dikkatli ol. Tamam, ben paket yapıyorum. Ne yapıyorsun sen? Adam gelip terliklerini alacak diye. Belki de her şey yeniden başlar.
İyi akşamlar Melih Bey. Epeydir görmedim sizi. Elektrik makbuzu vardı da. Sağ ol. Öderim Ali Bey. Rahatsız etmedim ya. Yok canım. Ne rahatsızlığı? Kapıcı verdi elektrik makbuzu. Ben yarın öderim bunu, haberin olsun. Yok canım, ver ben ödeyeyim. Yok yok, ben öderim. Bir yere mi çıkacaktın? Yok, televizyon seyredecektim. Bir kahve içer misin? Yok, geç kalırım sonra. Sen de çıkmak üzereydin galiba. Bir yere çıkmayacağım dedim ya. Al terliklerini. Böyle kapı aralığında durmayalım. Hoşça kal. Güle güle. Ama canım biraz konuşmak istedi. Peki kapıyı neden çalmadın? Bir havuzun ışıklarını yak. Çok canım sıkılıyor. Hemen ambulans çağır. Kapıyı neden çalmadın dedim. Bilmem. Canım öyle çekti. Ne bileyim. Canım kapıyı açmak istedi. Ne var bunda? Korktum da. Özür dilerim. Bana bir kahve yapacak mısın? Bir daha nerede? Havuzdadır herhalde. Nereden çıktı bu? Evin yeni erkeği. Bir genç kızı daha boğazlamadan temizledim. Oğlum şuna baksana. Bakalım bir dakika. Eğer buraya doktor Rastin'a çamur atmaya geldiyseniz daha iyi bir yer bulamazdınız. Bakın. Aynı Gotham. Sağ ol. Ne oldu? Hiç. Kavga ettik evdekiyle. Neden? Elimde terlikleri görünce... Ha, giderken unutma sakın. Olur. E'si bu işte. Kavga ettik dedim ya. İlk değil. Salak beni seninle birlikte sanıyor. Nasıl yani? Basbayağı yani. Seni metresim sanıyor. Aa, deli mi bu kadın? Öyleymiş. Nereden bileceksin? Ne olacak şimdi? Bilmem. Canım sıkılıyor dedim ya. Genelde o kendi yoluna gidiyordu. Doğru, kendi çocukları var mıydı? Eline sağlık. Her zamanki gibi kahven nefisti. Seni rahatsız etmiyorum değil mi? Yok. Şu filmi seyredeyim, kalkıp giderim. Şuradan. O zaman beraber seyredelim. Mutlu bir aile. Doktor çapkınlık yapar mıydı? Bunu... Giriyorsun.
Direkt elinizi verin. Ne yapacağım şimdi? Oo, çok da geç oldu. Necla, aklından neler geçiyor senin? Adamı uyandırıp yollamalı. Yoksa iyice sarpa saracak bu iş. Meli. Hadi yatalım artık. Kendimi evde sandım birden. Ne diyorum ben? Rüya gördüm galiba. Uyandın mı? Uyandım. Ama bildiğin gibi değil. Karmakarışık rüyalar gördüm. Ben de öyle hep karışık rüyalar görüyorum kaç zamandır. Özlemişim seni. Yapma. Çok özlemişim seni. Meli. Işığı söndür. Yapma Meli. Beni hala seviyor musun? Sevmez olur muyum? Meli. Lütfen ışığı söndür. Peki. Necla. Kapı çalınıyor galiba. Kim olabilir? Bilmem. Kapıcı mıdır? Ay bu saatte kapıcı niye gelsin? Açayım mı? Yok yok. Ben bakarım. Hah! İşte bu kadın memur bey! Kocaman kancayı takan eski karısı! Namussuz herif! Alçak namussuz! Boşayacağım seni! Hapse attıracağım ikinizi de! Bana bunu mu yapacaktın? Sana her şeyimi verdim, her şeyimi! Kız olan kız geldim sana! Allah cezanı versin! Bana bak, yapacaktın madem evliyken o olsunluk edeydin ya! Yakalayın bunları memur bey, yakalayın! Nerede oldukları belli işte! İkisinden de şikayetçiyim bunların! İkisinden de şikayetçiyim! Çekil resimlerini çekil! Deli olsun seni! Önce boşandılar, sonra basıldılar. Necla'dan böyle şeyler beklemezdim doğrusu. Ya ne beklerdiniz Turgut Bey? Anlayamadım bunu. Ne demek istediniz? Siz her şeyi daha iyi bilirsiniz. Bizim de başımıza böyle şeyler gelir mi acaba? Hiç sanmam. Biz birbirimizden ayrılacak kadar enayi miyiz? Amma macera. Evet. 9 ay yatacaklar. Ne oldu? Hiç. Aklıma bir şey geldi de. Merhaba Necla Hanım, merhaba Melih Bey. Merhaba. Bütün hazırlıklar tamam. Yani her şeyi istediğiniz gibi hazırladım. Her türlü izin alındı. Nasıl yani? İstediğinizi gerçekleştirmeniz için hiçbir yasal ve hukuki engel yok. Her şey bitti mi? Tabii Melih Bey. Karınız yani ayrılacağınız hanım kendi isteğiyle resmen ayrılmış bulunuyor. Cezaevi müdürlüğünden de izin alındı. İkinizin evlenmesi için gün tespitinden başka sorun kalmadı. Şunları imzalayın lütfen. Daha 6 ay var değil mi buradan çıkmamıza? Yok canım, 5 ay 12 gün. Mahkeme sırasındaki tutukluluğunuz da cezanıza sayılıyor. İyi.
Demek o zaman dışarıda olacağım. Ne hesabı bu? Önemli değil, sonra söylerim. Efendim ben müsaadenizi rica edeyim. Mutluluklar dilerim, hoşça kalın. Sağ olun, iyi günler Kemal Bey. Nerede yapılacak bu iş? Ah. Ben cezaevi müdürü olarak soruyorum. Necla Soyer, Melih Devlen'i kocalığa kabul ediyor musun? Ediyorum. Melih Devlen, Necla Soyer'i sevceliğe kabul ediyor musun? Evet. Ben de sizi Türkiye Cumhuriyeti yasalarının bana verdiği yetkiye dayanarak karı koca ilan ediyorum. Gelinlik de giydin. Bakalım bundan sonra ne konuşacaksın? Barbar, dışarıda konuşacağım. Ne? Tebrik ederim. Sağ olun. Tebrik ederim. Mutlu musun? Çok. Sen? Beni boş ver. Önemli olan sensin. Nereden biliyorsun? Neyi? Bir an tahmin ettim sandım. Neyi? Çocuğumuz olacak. Nasıl? Bizim mi çocuğumuz olacak? Tabii bizim. Neden olmasın? Olur tabii de. Yani ne bileyim. O gece değil mi? Evet. Ne kadar oldu? Şşş, yapma. Utanıyorum zaten. Ne varmış utanılacak? Bu yaşta. Ne varmış yaşınızda? Hadi damat bey, hadi. Çocuğumuza iyi bak, değil mi? Hadi gelin hanım, hadi.